şimdi geç kalıyorsun? Aa teyze, bunlar ne? Kurabiye. Arkadaşlarınla piknikte yersiniz diye biraz nevale hazırladım. Gerçi çok bir şey yapmadım ama aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. İyi de teyze, kim yiyecek bu kadar şeyi? Hepsi yensin diye değil ki canım. Çoğu diğer çocukların velilerine hava atmak için. Şu bereyi de tak bakayım. Ay ciğerim benim, teyzesi sevsin onu. Cevahir, hadi biz hazırız. Herkesin velisi geliyor değil mi? Alptekininkiler hariç. Annesi işe gidecekmiş. Babası da çam ağaçlarından korkuyormuş. Enişte. Cevahir. Enişte. Bilim. Cevahir. Cevahir. Enişte. Cevahir, yedim iyi misin? Kalkayım derken sırtıma bir ağrı girdi ki herif. Gece üstüm açık kaldı galiba. Anam. Bak gördün mü? Tam da vaktinde. Pikniğe gelmeyecek misin yani? Gelirim. Az bekle, geçer şimdi. Enişte, bence hiç zahmet etme. Teyzem seninle ilgilensin. Ben dedemle giderim. Dünyada olmaz. Seni el içinde dedenle bir başına bırakır mıyım ben hiç? Hadi gayret yiğit. Hadi kalk. Hadi kalk. Aman. Dur. Anam. Teyze, galiba enişten pek kıpırdayamayacak. Galiba. Bana da öyle geldi. Şimdi bunu burada bir başına da bırakamayız ki. Dedem eniştenle ilgilenmeyeceğine göre bu durumda geriye tek bir yol kalıyor. Neymiş o? Tarık'ı pikniğe ben götürürüm. Ne? Hadi hazırsan çıkalım torunum. Dünyada olmaz. Ne demek olmaz? Bıraksana torunumu. Ne münasebet canım. Ben kaç gündür bu piknik için hazırlanıyorum. Sen Cevahir'le kalıver. Ben ciğerimi kendim götürürüm. Yahu keyri var. Korkma Cevahir, sana bir şey yapamaz. Ama teyze. Merak etme yavrum. Bir şey yapsa bile her yerde parmak izi var. Yahu kızım. La 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 la. Ben araba kullanmayı bilmem ki. Ya bel ağrısı başka şeye benzemiyor ha. Gerçi diş ağrısı da başka şeye benzemiyor ki. Sahi bak, baş ağrısı da başka şeye benzemez. Kerbar, iyi misin ya? Ya nasıl olayım Cevahir? Biricik manevi ciğerimi bir kez daha babamın ellerine teslim ettim. Hem de şu kendi ellerimle. Oysa her şey çok farklı olabilirdi. Ciğerimle pikniğe gider, voleybol oynar, ip atlar, dağlara tırmanır. Kartallarla yarışır, timsahlarla güreşebilirdik. Ama olmadı. İnan benim hiç suçum yok Kehribar. Olmaz tabii. Çünkü hepsi benim suçum. Çünkü bu zamana kadar hep ihmal ettim. Lakin artık buna bir son vermenin vakti geldi. Gayrı, bu devran böyle dönmez. Kehribar, anarşik gibi konuşmasana ya. Cevahir, ben kararımı verdim. Ben... En kısa zamanda ehliyet olacak. Olmaz öyle şey. Dolmuşçusu, minibüsçüsü, taksicisi ve belediye başkanı, trafik polisi, görmemişi trafiği yeterince mahvediyor. Bir de yeni bir bayan şoföre hiç gerek yok. Neyse ki modern dünya senin gibi düşünmüyor muhterem babacığım. Ehliyet almak özgür kadının en doğal hakkı. Eminim atalarımız olsa onlar da hanımların ehliyet alması için 2 dakikada bir atasözü çıkarıverirlerdi. Ama teyze, bütün atalar bir değil ki. Birinin hak dediğine öbürü kara diyebiliyor.
Neyse, ben kararımı verdim. Şimdi hemen bir sürücü kursuna gideceğim ve kaydımı yaptıracağım. Ya Kehribar, o kurslar var ya, o kurslar dünyanın parası. Olsun. Madem araba kullanmak istiyorsun, ben sana öğretirim. Ehliyeti de bir ara tefeci Fikri abi bir yerlerden ayarlar. Tamam. O halde hemen başlayalım. Yollar beni bekliyor. Dede, ben ne zaman araba kullanabilirim? Teyzen kullandıktan sonra sen haydi haydi kullanırsın. Şimdi sen bu sözle beni övmüş mü oldun? Yoksa teyzeme laf mı attın? Şimdi evvela aracımızı tanıyalım. Bu alet 4 silindir olup 1971 modeldir. Ve kendisinin 4 ileri bir geri vitesi vardır. Allah Allah. Bunca zamandır biniyorum, ben sadece bir tane vites görmüştüm. Ya öyle değil zaten. Yani hepsi bu vitesin içinde. Öyle ayrı ayrı değiller. Aa, bak en iyisini yapmışlar, görüyor musun? Yoksa çok yer kaplardı. Hani şu iç içe geçen saklama kapları gibi değil mi? Eskiden onlar yokken ne zordu öyle. Mutfakta adım atacak yer kalmıyordu vallahi. Tabii tabii, onun gibi. Şunlar da pedallar. Sırasıyla en sağdaki gaz, ortadaki fren, en soldaki debriyaj. Niye? Ne demek niye? Niye gaz en sağda da fren ortada? Ne bileyim ya, öyle yapmışlar işte. Ama bunun bir sebebi olmalı değil mi? Neyse ya, hadi çalıştır arabayı da başlayalım. Önce vitesi boşa al. Kontağı çevir. Hı? Ya anahtarı yani. Heh, az bir gaza bas. En sağdakine. Heh, çalıştı işte. Bitti mi şimdi? Ya daha hareket etmedi. Şimdi debriyaja bas. Soldakine, en soldakine. Heh. Şimdi vitesi bire tak. Sol yukarı yani. Hı. Oldu mu? Olan oldu artık. Nihayet hazırız. Şimdi gaza hafifçe basarken sol ayağını da debriyajdan yavaşça çekeceksin. İkisini aynı anda yapabilirsin değil mi? Heh, o ne ki? Bak ben bunu bile yapabiliyorum. Bak. İyi iyi, hadi başla o zaman hadi. Dur bir dakika. Radyoyu açmadık. Ankara'lı Şencan. Tanıdık olduğun iyi oldu. Şimdi yabancılık çekme. Dur ya, benim böyle kafam karışıyor. E hadi ya, hadi birazdan hava kararacak. Ay tamam tamam, gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bas, anahtarı çevir, çalıştı işte. Hafifçe basarken sol ayağını yavaş yavaş çek. Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Anacığım. Cevahir, ben bu işi kıvıracağım galiba. Hazır mısın? Yine başlıyorum. Dur Kehribar, ben ineyim, öyle başla. Niye ki?
Şey, dışarıdan nasıl görünüyor bir de ona bakalım değil mi? Hadi hakkını helal et. Helal olsun. Hadi boşa al, boşa. Hadi. İki tur atıp yanına gelirim, olur mu? Acele etme. Sen gönlünce gez dolaş. Cevahir? Şunlar ne? Hangisi? Aa, onlar mı? Onlar küçük yarış arabası. Adı go-kart mıymış, neymiş? Ay, ne güzelmiş. Kullanması zor mu peki? Yok ya, çok kolaymış diyorlar. Küçücük bebeler kullanıyor. Ama yol için değil tabii. Tüh, keşke yol için de yapsalar. Neyse, hadi biz işimize bakalım. Gelme, gelme. Kız, kız. Dön. Gelme, geri ver. Öte git. Geri ver. Git. Gitsene ya. Beni benzeyeceksin. Dur, çekeceğim de. Ay, ne yapayım? Geri ver. Teyzen öyle bir araba kullandı ki fırtına gibiydi. Adeta yelelerini rüzgarda savuran bir yarış atı misali. Adeta arabayla dans eder gibi. Değil mi hocam? Sen de anlatsana. Öyle. Bir daha ne zaman çalışacaksınız? Dur canım, aceleye mahal yok. Bir ay ara versek belim anca kendine gelir. Aa, olur mu üstad? Demir tavında dövülür. Yarın sabah güneş doğar doğmaz çıkıyoruz. Ya hadi bu akşam yemeği ben yaptım. Ama unuttun galiba. Yarın torunumun hocası, müdiresi falan geliyor. Otur da iki lokma bir şey hazırla. Hı? Öyle değil mi torunum? Dedeciğim, annem hep büyükler konuşurken karışma derdi. Ben yokmuşum gibi davranın. Ah babacığım, modern ve özgür bir bayan olarak ben evime de bakarım, araba da kullanırım. Bu arada bir dahakine... Biraz daha tuz katsan iyi olur. Nerede bu tuz? Ya emlakçı, şu karına bir şey söylesene. Yahu kayınbabacığım, asıl sen söyle be. Yok yok, seni dinlemez. Sahi yeğenim, sen teyzenle bir konuşsan ya, vazgeçsin şu işten. Özür dilerim enişte. Ama annem hep karı koca arasına girilmez derdi. Hatırladın değil mi? Debriyajdan ayağını yavaşça çekerken gaza hafifçe basacaksın. Yav Kehribar, sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum Cevahir. Şu küçük arabalar çok hoşuma gitti de gözüm oraya takılmış. Boş ver şimdi onları. Burada hayatımız mevzu bahis. Hadi çalıştır bakalım şunu, hadi. Dur. Ya yine ne oldu? Başlamadan evvel tedbirimizi alalım değil mi? Önce şuraya cevşenimizi asalım. Evden getirdiğimiz yastıkları da şöyle. Şunu şöyle belimize, evden getirdiğimiz yastıkları da öyle sırtımıza koyalım. Şunu da hava yastığı niyetine kucağımıza alalım, başımızı eğelim. Tamam, şimdi yavaşça kalkalım, hadi bakalım. Ne güzel kalktın ha. Ay! Cevahir! Geri var. Cevahir! Geri var. Ne yaptın? Araba gidiyor. Niye indir aşağı? Cevahir, kapıyı! Geri var. Atlamıyorum. Durdursun Cevahir. Cevahir!
Belim bir türlü düzelmedi gitti be. Hep senin yüzünden. Sen kapat gözlerini, ben kendim çalıştırırım. Böyle utanıyorum. Cevahir, bu işte bir yanlışlık var galiba. Karşımızdaki şeyler niye bizden uzaklaşıyor? Geri var. Ne yapıyorsun? Geri gidiyorsun. Geri var. Dur sonuna git. Dur. Sağ ol. Geri var, yavaş. Yavaş. Dur. Dön. Frene bas. Belim gitti, belim. Anacığım. Nazlanma emlakçı, kendin kaşındın. Muhterem babacığım, belki şu anda biraz gerginiz. Lakin emlakçı bana bir daha ne zaman ders verebilir? Kehribar. Aman iyi canım. Soru da sorulmuyor. Biz de Tarık'la gideriz değil mi ciğerim? Sen kitaptan okuyup bana anlatırsın. Teyze, çok isterdim ama kurallara aykırı bu. Yanında ehliyet sahibi biri olması gerek. Yani bu durumda yalnız da gidemezsin. Torunum doğru söylüyor. Hem sen otur yemeğini yap. Akşama misafirler geliyor. Aman iyi. Zaten özgür bir bayan olmak yalnız olmak demektir. Bari gideyim de yemek için öte biri alayım biraz. Affedersin. Ama ayakların. Neyse. Bu ona iyi bir ders olmuştur artık. Kısmet dedeciğim. Bekleyip görecek. Çekemiyorlar. Hiçbiri çekemiyor. Ciğerim hariç tabii. O dedesinden çekiniyor. Ama Allah büyük. Elbet önüme bir kapı açar. Dediydim. Hepsi Cevahir'in yüzünden. Bak olmayınca nasıl da rahat gidiyorum. Yahu kızım, 2 saattir neredesin sen? Buradayım ya baba. Hani malzemeler? Malzemeler? Hangi malzemeler? Teyze, akşamki yemek için öteberi alacaktın ya. Dedem onları soruyor. Ha, onlar. Onlar. Aa, bu ara
baba demin daha geride değil miydi? Galiba enişte Melfren'i iyi çekmemiş. Aa teyze, arabanın tamponuna baksana. Çalışırken dikkat edin, her an düşebilir. Daha dikişleri tutmadıydı tabii. Size de böyle zahmet verdik ama... Sömestr'de çocukların durumunu takip etmek amacıyla aileleri ziyaret etmenin iyi olacağını düşündük. Daha doğrusu ben düşündüm. Müdür hanım olur dedi. Tanju abi de hani bana hani bana diye ağladı. İyi ettiniz öğretmen bey. Bize de sizden başka pek gelen giden olmuyor. Misafir mi sevmiyorsunuz yoksa misafirler mi sizi sevmiyor? İkisi de değil. Benimle ilgilenmekten misafir çağırmaya vakit bulamıyorlar. Bacım eline sağlık. Yemekle fena olmamış. İdare eder. Hiç sorma Kadriye. Morali çok sıkkın. Çocuk gibi taktı bir araba. Ne dediğini duyuyorum Cevahir. Ben en iyisi sofrayı toplayayım. Lüzum yok. Ben toplarım. Ben de yardım edeyim. Sahi Tarık'ın teyzesine ne oldu? Teyzem ehliyet almak istiyor öğretmenim. Ama işler pek onun istediği gibi gitmedi. Ne ehliyeti ya, ne ehliyeti? Kadın kısmının araba kullanmasına külliyen karşıyım. Ha şöyle yahu. Nihayet biri daha çıktı. Tabii canım. Kehribar Hanım, iyi misiniz? İyi olsam böyle surat asar mıydım? O da doğru ya. Hayırdır, nedir mesele? Ne olacak? Aile ve toplum baskısı işte. Tarihteki bütün meşhur kadınlar gibi... ben de attığım her adımda engelleniyorum. O kadar ciddi yani. Yani o kadar derken ne kadarı kastediyorsunuz bilmiyorum ama... benim için ciddi. Ah şu erkekler. Kendilerinden daha başarılı bir kadına asla tahammül edemezler. Zaten azıcık demokrat olsalar... hiç onca kadın derneği kurulur muydu? Ne derneği? Kadın dayanışma dernekleri yani... Hani evinde maddi veya manevi şiddet gören, horlanan, ezilen kadınlara yardım eden dernekler var ya, onları diyorum. Ama sizin durumunuz o kadar vahim değildir herhalde. Sizde o derneklerin numarası var mı? Hı? Yalnız bu yakadaki olsun. Yoksa ayrıntılı fatura gelince babam her şeyi anlar. Güle güle Tanju amca. Güle güle öğretmenim. Güle güle müdür. Hadi. İçeri. Uzun ve yorucu bir gündü. Hadi bakalım. Herkes yatağına. Hadi. Evet, doğru söylüyorsun. Hadi hayırlı geceler. Sana da dede. Allah rahatlık versin teyze. Canım benim. Rüyanda da beni gör. Tamam hadi yatağına. Aa, göreceğim rüyamda seni. Hadi geç. Hayırlı geceler. Nasılsınız bakalım? Ben mağdur bir bayanım. Evde baskı görüyorum da. Benim için ne yapabiliriz? Yok canım. Henüz dayak yemedim. Sadece bazı güçler ehliyet almamı engelliyor. Adres mi? Size komşuymuşuz biz. Hemen üst sokaktayız. Numara 24. Evet. Kehribar. Şu an baskı var. Daha fazla konuşamayacağım. Hayırlı nöbetler. Ya kiminle konuştun öyle? Hadi iyi uykular. Allah Allah. Kadınız özgürüz, biz de haklıyız. Kadınız özgürüz, biz de haklıyız. Kadınız özgürüz, biz de haklıyız.
oluyor ya? Kadınız özgürüz, biz de haklıyız. Kadınız özgürüz, biz de haklıyız. Kadınız, acaba bu teyzeler bizim bahçeye niye geldi? Biz de haklıyız. Kadınız az gelsenize buraya. Biz de haklıyız. Siz asil kadın erdemliğinden mi geliyorsunuz? Özgürüz, evet. Dün beni arayan siz miydiniz? Kadınız benim de. Ben sadece ehliyet almama destek olmanın için aradaydım. Kusura bakma kardeş. Bizim dernek maddi destek veremiyor. Biz ancak kolay çıkarıyoruz. Olay mı? Kadınız özgürüz. Biz de haklıyız. Kadınız ne oluyor burada? Özgürüz. Biz de haklıyız. Kadınız özgürüz. Biz de haklıyız. Kadınız özgürüz. Biz de haklıyız. Öyle mi? Peki kim engel olacak bana? Ay, ay, ay. Kaçın kızlar! Hadi! Kaçın. Hadi diyorum, hadi! Nerede o? İçeri girdik kayınbabacığım, içeri! Kehribar! Kehribar, neredeysen çık ortaya! Burada kayınbabacığım, burada. İstersen kahvaltıdan sonra konuşalım babacığım. Sen açken pek sinirli oluyorsun. Yahu kızım, neydi şimdi bu? Ayıptır söylemesi. Özgürlük yolunda atılmış ümitsiz ve acı dolu bir çalıktı babacığım. Torunum, ne diyor bu teyzen? Anladığım kadarıyla teyzem seni deminki teyzelere şikayet etmiş dedi. Öyle deyince biraz ters geliyor tabii. Ehliyet yolundaki engelleri anlattım. Hepsi o. Sadece seni değil kayınbabacığım, beni de şikayet etti. Üzerine alınmana gerek yok. Yahu Kehribar, ehliyet almakla iş bitiyor mu? Araba kullanmak herkesin harcı değil. Niyeymiş? Sen kullanınca iyiydi ama. Tövbe tövbe. Hadi uzatma da çayları doldur. Lafa bak yahu. Senle ben bir miyiz be? Değiliz tabi. Ben senden daha güzel araba kullanırım. Hem de bu halimle. Teyze. Ne yaptın sen? Aman diyeyim Kehribar. Lafını geri al. Ne dedin sen? Duyan duydu. Torunum, ne dedi bu? Dede, böyle şeyleri bana sorunca ispiyoncu gibi oluyorum ama... ...nasıl olsa istesen ona da söyletirsin. Teyzem senden daha iyi araba kullanacağını iddia ediyor. Hem de bu haliyle. Doğru mu bu Kehribar? Maalesef bunu bu sefer daha nazik söylemenin bir yolu yok. Evet, doğru. Şimdi sen benden iyi araba kullanırsın ha? Kullanırım tabii. Kaç yıldır araba sürmedin ki? Hep pudra biniyorsun. Sen benden daha iyi araba kullanırsın ha? Ya tamam. Tekrarlayıp gerilimi tırmandırmayalım lütfen. Bu aralar birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Hadi o zaman. Kullan da göreyim. Dede... Kayınbabacığım. Ciğerim, deden ne diyor? Bu sefer ben de anlamadım. Dede, ne demek istiyorsun? Madem bu haliyle benden daha iyi araba kullanır, o zaman göstersin bakalım. Vaktini, arabayı, yeri sen seç. Hı? Yarışacağız Kehribar. Ve eğer beni geçersen, ehliyet masraflarının tamamını ben karşılayacağım. Aa, ama dede, bırak bana kötü örnek olmayı.
Teyzem o kadar iyi araba kullanamaz ki. Neyi iyi kullanırsa onu seçsin o zaman. Tamam o zaman muhterem babacığım. Arabayı da seçtim, yeri de. Bu ne be? Go-kart. Go-kart olmasın? Heh, ondan. Aha bununla yarışacağız. Kalk yeri var. Niye bunu seçtin ki? Kullanması kolay diyen sen değil miydin yiğidim? Bildiğin arabalardan seçsem daha başlamadan kaybederdim. Ya madem öyle gel vazgeç şu işten. Olmaz. Devcan artık yalnız kendisi için değil, bütün ezilen kadınlar için yarışacak. Dedeciğim, hala vazgeçebilirsin. Vallahi doğru söylüyor. Hala vakit var. Hayır. Yarışacağım. Şimdi yandık. Madem kesin yarışacaksınız, bu durumda hazırlıklar için iki tarafa da birer ekip kurmak lazım. Ne olur ne olmaz. 6, 7, 8, 9, 10. İlk seçme hakkı dedemin. Buyur dedeciğim. Tarık'ı alıyorum. Aa Tarık olmaz. Diğerim aramızda kalmasın. İyi o zaman. Selçuk öğretmeni seçiyorum. Ama biz sadece ara bulucu olacaktık. Aslında öyleydi öğretmenim ama galiba bir öğrencinizin ailesindeki problemleri çözmek için fedakarlık yapmanız gerekecek. Sıra sende teyzeciğim. Sen kimi seçiyorsun? Tarık'ı alıyorum. Kehribar. Aman iyi canım. Bir deneyeyim dedim. Beni al, beni al. Kehribar, beni al, beni seç, beni seç. Ben müdür hanımı seçiyorum. Ama Kehribar hanımı, ben koskoca... Geç Kadriye, geç ya. Zaten beni seçmedi, hıncımı senden almayayım şimdi. Geç. Sıra sende dedeciğim. Ne yapalım? Başka adam yok. Gel Tanju Efendi. En doğrusunu yaptın bey baba. Beni yanına alanın sırtı yere gelmez. Ve son adam alma hakkı teyzemin. Cevahir'i alıyorum. Yaşasın, yaşasın. Şimdi hepimizi yanınıza aldığınıza göre yarışmanın hakemi kim olacak? Fazla seçenek yok. Mecbur ben olacağım. Yarış ne zaman peki? Bugün antrenman yapalım. Yarın yarışırız. Olur. Bence münasiptir. Elinden geleni ardına koma. Bunu sen istedin Rakip Alboğa. Kehribar. Baban seni yenerse biz onlara bir şey almayacağız değil mi? Bizi yenemeyecek Cevahir. Bizi yenemeyecek. Anlıyor musun? Yenemeyecek. Yenemeyecek. Hay oldu Tiger. Dört seçik olduktan mı geldi? Eniştemden mi? Demek eniştemden geldi. Üç deyince tamam mı? Bir. İki. Üç. Anacığım. Beli hiç iyi durumda değil. Bir süre bu sert yerde yatması gerekecek. Maalesef ekibinizden bir kişi eksildi Tarık'ın teyzesi. O zaman sizden de bir kişi gider. Öyle değil mi hakemciğim? Teyzem haklı dede. Birini çıkarman lazım. Tanju Efendi'yi çıkarıyorum. Tabii. Torunundan öt vermiyoruz ya. İlk bizi harcarsın. Yanlış yaptın be baba. Sırtını sağlama almayanın yüzü yerden doğrulmaz. Tanju Bey lütfen mızıkçılık yapmayalım. Şimdi her şey tamam mı teyze? Senin için yarışacağım Cevahir. Göreyim seni geri var. Utandırma beni. Hiç merak etme. Geri var. Selçuk Bey bunlar teyze.
tehlikeli değil mi şimdi? Ya bir kaza falan olursa? Hayır Müdür Hanım, bakın yanlarında demir Allah kafesleri... Allah korusun, yani takla falan atarsa ya. Ya haklısınız ama bakın kaskı takılıyor. Ya. Koruyor yani. Evet. Ben antrenman için hazırım. Çık çalış o zaman. Seni tutan yok. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Müdür Hanım. Hı? Ben çıkıyorum. Bir itirazınız var mı? Aman bana ne canım. Zaten zorla gelmişim. Ne yaparsanız yapın. Teşekkür ederim. Yeğenim, ben çıkıyorum. Buyur teyze. Pis senindir. Bir, iki, üç. Tarık'ın dedesi. Daha önce hiç bu şeylerden kullandınız mı? Kullanmadım. O zaman niye şimdi kullanmıyorsun? Gerçi ben hakemim ama yine de merak ettim. Kullanmıyorum işte, istemiyorum. Eğer utanıyorsanız biz gözümüzü kapatalım, siz de rahat rahat turlayın. Sakin Bey. Tabii, evet. Tarık, beden niye çalışmıyormuş? Niye olacak? Beni ekipten çıkardı. Geriye kalanlara da güvenmiyorum. Ama boşuna heveslenmeyin. İmkanı yok geri dönmem. Hop 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 hop. Ay, amanın. Koş ay, koş. Ay, iyi misiniz Kehribar Hanım? İyi misiniz Tarık'ın teyzesi? Çık, çık Tanju abi. Ne oldu diyelim? Babam kaçtı mı yoksa? Hayır teyze, yemek saati. Ha. Müdür Hanım nasıldı? Ay ne bileyim ben canım. Ne anlarım bu go-kart işlerinden? Ya, ben anlarım ama Tarık'ın dedesinin ekibindeyim. Bir şey söyleyemem. Ben iki taraftan olmadığıma göre rahat rahat konuşabilirim. Fena değildi bacım. Yalnız virajlarda frene bassan daha da iyi olacak. Olur mu Tanju amca? O zaman çok sağır olur. Ya ciğerim dur. Adamcağız bir şey anlatıyor. Ama yanlış anlatıyor teyze. Evladım sen daha önce bunlara hiç bindin mi ki? Bilmedim ama. Aması yok o zaman Tarık'cığım. Maalesef müdüre teyzenle öz teyzen haklı. Sen karışma onların işine. Kafaları karışabilir. Ama öğretmenim. Hop delikanlı. Anlamadığın işe karışmayacaksın. Ama Tanju amca. Tanju Bey sonra ne yapmalıyım? Şimdi bacım bu iş öyle hafife alınmaz. Şoförlük başlı başına bir iştir. Viraja girerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksiyel de savrulabilir. Allah muhafaza daha kötü şeylere maruz kalabilir. Tarık! 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 Ciğerim, nasıl yaptın o dönüşü? Evet ya, sahiden. Frene hiç basmadın mı? Tarık'cığım, bilgilerini öğretmeninle de paylaşmak ister misin? Bak, ben ne biliyorsam okulda size anlatıyorum. Delikanlı, virajda frene bastın değil mi? Kusura bakmayın lütfen. İşinize karışıp da kafalarınızı karıştırmak istemem. Aferin torunum. Çok iyi kullandın. Teşekkür ederim dedeciğim. Nasıl viraj aldığımı sana anlatayım mı? Bilmem. Çok istiyorsan anlat tabii. Frene viraja girmeden basıp dönerken gaza bastım. Böylece araba savrulmadı. Peki sen bunu nereden öğrendin? Birkaç kere araba yarışı seyretmiştim. Ah, anacığım. Anam anam anam. Ah belim. Ah. Kaç saat oldu ya? Ne vakit gelecek bunlar? Ah.
Oo, saat kaç olmuş ya? Benim şimdiye kadar çoktan acıkmış olmam gerekirdi. Dur bakayım. Sahiden de acıkmışım ha. Ay. Belim. Yerde ne yapıyorsun? Hiç. Yerde yatmak belime iyi geliyor. Peki, sen daha iyi bilirsin. Ah, yerde bir tane elma var. Alayım da yiyeyim bari. Benim bildiğim babam boşuna artistik yapmaz. Ama ya yapıyorsa? Ama niye yapsın ki? Geriban, şu garibana bir yardım etsene ya. Ay çok pardon. Dalmışım. Teyze, dedem nerede? Ne bileyim canım. Yatmaya gitti galiba. Ay, niye ya? Çok mu çalıştı? Yok canım. Nerede? O arabalar elini bile sürmedi. İçimden bir ses bu işte bir iş var diyor ama. Ne diyor tam diyor. Neyse. Onu boş ver de. Sen nasılsın? Karnım çok aç Geriban. O kolay da. Yarınki büyük yarışta biricik zevceni seyretmeye gelebilecek misin bakalım? Ya aslında gelmeyi çok istiyorum ama. Gelirsem bir daha geri dönemeyebilirim. Tüh. Yarın zevcen beleş sürücü kursu kazanacak. Tarihi bir ana şahitlik edecektin. Ah, isterseniz yarışı kaydedebiliriz. Selçuk öğretmenimin kamerası vardı. Aa, çok iyi olur. Böylece kayınbabamın mağlubiyetini torununa bile seyrettiririz. Ama ben yarın zaten seyredeceğim. Bak şimdi kayınbabacığım dedin de yine aklıma geldi. Acaba neden hiç çalışmadı bu adam? Yoksa her halükarda yeneceğini mi anladı? Evet evet, kesin ondan. Anladı anladı. Kesin ondan. Büyük ayıp yapıldı. Benim kalbimi kıranın muvaffak olması düşünülemez. Evet. Etar'ın dedisi hazır mıyız? Tabii. Hiç antrenman yapmasam ben de yarışı umursamıyor tripleri yapardım. Ay ne zaman bitecek bu yarış? Hay bitse de artık işimize gücümüze baksak. Yarış toplam 20 tur ama merak etme. 3. roundda işini bitireceğim. Dedenle teyzen niçin yarış yapıyor Tarık? Hangisinin daha iyi araba kullandığına karar vermek için. O zaman niçin araba kullanmıyorlar? Çünkü teyzem araba kullanmayı bilmiyor. Bu durumda deden teyzenden daha iyi araba kullanıyor olmaz mı Tarık?
Aslında öyle olması lazım. Ama teyzem mevzuattaki boşlukları iyi değerlendirdi. Benim annem de iyi değerlendirir. Ama babam çok korkar Tarık. Neyden korkar? Bilmiyorum Tarık, sormaya korktum. Yarışmacılar son kontrolü için lütfen buraya gelsin. Üzerinizde yanıcı, patlayıcı, delici, kesici veya gerici bir madde var mı? Yarışmadan çekilmek isteyen var mı? Ayetel kürsülerinizi okudunuz mu? Öyleyse son hatırlatmaları yapıyorum. Her yarışmacı 10. turu bitirdiğinde kenara gelip yakıt tazeleyecek. Şu ana kadar size yardımcı olan müdüre teyze, öğretmenim ve sürekli size laf çarpan Tanju amca da artık jüri üyesi olacaklar. Her şey anlaşıldı mı? Tanju amca, anlamadığın bir şey mi var? Hayır delikanlı. İçimden söyleniyorum. Peki o zaman. Yarışçılar yerlerine geçebilir. Yarışçılar kasklarını taksın lütfen. Sen boşuna takma babacığım. Ne de olsa bu şeyin nasıl takıldığını bile bilmiyorsun. Dedi. Teyzeciğim lütfen. Hakem ne diyorsa odur. Özür dilerim. Hakemim ciğerim. Hazır mısınız? Güzel ve temiz bir yarış istiyorum. Ve... Bir hakem olarak bunu söylememem gerekiyor ama ne de olsa annemin kız kardeşisin. Teyzeciğim bassana gaza. Bildiklerimi de unuturdum. O halde nasıl? Sevgili büyüklerim, değerli yarışmacılar. Sohbetinizi bölmek istemem ama. Hocam! Hocama gel! Evet ama depo kapat. Hadi hocam! Cema Bey, kapat. Acele etme Kelimat. Kimin kazandığını herkes gördü. Öyle değil mi torunum? Dedeciğim. Ve tabii teyzeciğim. Aslında göremedik. Birbirinize çok yakındınız. Peki siz de mi göremediniz? Beyefendi.
Bence de. Yapma ya. Ne olacak şimdi? Yarışmacı arkadaşıma istemeden de olsa katılıyorum. Ne olacak şimdi? Tamam öğretmenim, bu son tur. Az daha saralım, sonra yavaş yavaş oynatırız. Hazır mıyız? Şimdi kazanan belli olacak ama darılmak, gücenmek yok. Onu kaybedenler düşünsün. Kehribar. Oynat Uğur'cum. Uğur'cum dur. Yani öğretmenim durun. Galiba ikisi de aynı anda bitirmiş. Ay pes yani. E kim kazandı o zaman? Müdüre teyze. Aynı anda bitirdiklerine göre ikisi de kazandı. Ya da ikisi de kaybetti. Ödesin o zaman kusur parası. Kendisiyle hususi bir husumetim olmakla beraber maalesef para vermesi gerekmez. Bu şartlar altında geriye tek bir yol kalıyor. Aslında iki yol var ama siz uzlaşmayı kabul etmeyeceğinize göre tek bir yol var. Aklından neler geçiyor bakalım hakem bey? Yarın son bir yarış daha yapılacak. Ay. Of. Abilim. Acaba Kehribar ne yaptı? Bence kazanmıştır. Bence de. Madem öyle niye gelmediler hala? Anam. Oo, saat de kaç olmuş? Dur ya, tam acıkma saatim. Bu sefer işi garantiye aldım. Enişte! Ah, enişte! Yarın o pistte son çıkışın olacak muhterem babacığım. Hiç şüphen olmasın Kehribar. Eskiden olsa severdim. Ama o arabalara hiç ısınamadım. Ben onu kastetmiyorum muhterem babacığım. Bugün numaranı öğrendim. Yarın seni hafife almayacağım ve yeneceğim. Yerinde olsam öyle büyük konuşmazdım. Ama yerimde değilsin. Yerinde olsam dedim zaten. Yerimde olman için benim yerimde olmamam lazım. Yanılıyor muyum? Senin için yarışmanın kaydını getirdim. Seyretmek ister misin enişte? Ya ne seyredeceğim? Kayınbabacığım yenilmedikten sonra tadı çıkmaz ki onun. Torunum. Efendim dedeciğim. Yarın seyirci falan gelmeyecek değil mi? Gelmeyecek dedeciğim. Sadece yarışçılar, ben ve jüri heyeti olacak. İyi hadi. Hayırlı geceler, ben yatıyorum. En iyisini yapıyorsun dedeciğim. Erken yatalım ki erken kalkalım. Hadi hayırlı geceler teyzeciğim. Hayırlı geceler enişteciğim. Sana da yeğenim. Allah rahatlık versin. Yav Kehribar, nasıl oldu da kayınbabacığımı geçemedin? Beni oyuna getirdi Cevahir. Bana cahil numarası yaptı. Meğerse o da çalışmış. Yok yav, yarın kazanabilecek misin peki? Babama artistik olsun diye kazanırım dedim ama korkuyorum Cevahir. Yarın o pistte manevi desteğe ihtiyacım olabilir. Ah, yav ben geleyim diyeceğim ama... Ben o kadar da manevi sayılmam ki. Yine de hiç yoktan iyidir. Ama bu halde senin kendine bile hayrın yok ki. Of of. Belli ki yine tek başıma kaldım. Şimdi müsaadenle Cevahir. Yarın sabah kazanmam gereken bir yarış var. Yeah.
tura tekabül ediyor bu kartlar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi şanslar. Numan Bey, iyi yarışlar. İyi yarışlar kendi. Şöyle buyurun, çok acımadı umarım. Ay, durun bakayım. Bir dakika, açın gözünüzü. Durun şöyle. Müdüre teyze, teyzem yarışabilecek mi? Ay, ne bileyim ben evladım. Gözüne bir şey kaçmış, ben onu çıkartmaya çalışıyorum. Tamam. Susanmış. Aa, gelirken simit yemiştim, ondandı. Teyze iyi misin? Şimdilik iyiyim ciğerim. Ama malum, ne zaman biraz toparlansam dış güçler yine ortalığı karıştıracak bir şeyler buluyor. Ya Kehribar, bak kusura bakma. O kadar yakınımda olduğunu fark etmedim bile. Estağfurullah. Asıl siz kusura bakmayın. Bu kadar yakınımda beni sakat bırakmak isteyen biri olduğunu fark edememiştim. Yok canım. Ama Tarık'ın teyzesi, biraz ağır konuşuyorsunuz. Az bile söyledi hoca. Beni yarı yolda kapı dışarı eden birinden her şey beklenir. Tanju amca lütfen. Bir de jüri olacaksın. Tarık'cığım, istersen biz şu yarışı iptal edelim ha? Aa, asla ve kata. Yarışacağız. Lakin az önce başıma gelen şeyin yarış sırasında da olmaması için tedbir alınmasını istiyorum. Teyze, sizi zaten kenardan izliyorum ya. Yetmez ciğerim. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Kehribar! Allah nasip edersin. Yarış boyunca sürekli sizin çok yakınınızda olacağım. Sanmıyorum ama kural dışı harekette bulunan olursa düdük çalarım. Bir de bu sefer sadece 10 tur atacaksınız. Şimdi hazır mısınız? Ben hazırım. Teyze, bir şey mi oldu? Yok. Cevahir geldi mi diye baktım ya, neyse. Ben de hazırım. Hadi çal düdüğü. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ay, ayağa kalkmışsınız. Kehribar. Geldim ben. Durun Cevahir Bey. Hoca. Cevahir Bey, ne yapıyorsunuz? Ayakta duruyorum. Hem de destek buraya.
Anladığım kadarıyla iyileşmek üzereymiş. Ama şimdi biraz daha yatması gerekecek. Yarışı kazandım ya. 3-5 gün daha yatsa da olur artık. Değil mi Cevahir? Ya öyle. Torunum, bu işte bir yanlışlık yok mu? Aslında ta en başından beri var ama yeni bir yarış daha yapmak ister misin? Doğru diyorsun. Yani ehliyet kursunun parasını vereceksin ama, değil mi? Ay, gördün mü Cevahir? Gördüm Kehribar, gördüm. Bey baba, ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Şimdi ortalık karışmasın diye susuyorum ama aslında birinci olan Tarık'tı. Sahi, niye son iki turda onları geçtin? Ne yapayım? Canım sıkılmıştı. Saygısızlık gibi olmasın ama... İkisi de çok yavaş kullanıyordu.